Çalışanların emeklileri karşılama oranından bahsediliyor. Bu oran 4 çalışana bir emeklilik olmalı ki karşılansın deniyor. Bizde bu oran EYT ile çok düştüğü için maaşlar düşük diye algı yapılıyor. O iş öyle değil. Emeklilik primleri başka yere aktarılmasaydı fazlasıyla yeterdi. Şimdi deniyor ki işsizlik fazla. Çalışanın emekliye oranı da 4 çalışanın bir emekli olması gerekiyor ama bizde EYT'den sonra 1.6 çalışana bir emekli düşüyor. Bu nedenle de maaşlar düşük. Bu karşılanamaz. Tüm dünyada böyle deniyor. Bu şekilde yanlış algı yapılıyor. Siz emeklinin parasını emeklinin geleceği yatırımı gibi görmeyip bütçe açıklarını veya başka yerlere harcarsanız tabii ki bu hesabı da bu oranla yaparsınız. Ama olması gereken şu. Emekli primlerinin bir kısmı sağlık için ayrılıp geri kalanı emekli maaşı için değerlendirilmeliydi. Anlayacağınız bir örnekle açıklayayım. Emekli primlerinizi bankaya yatırdığınız yatırım amaçlı para gibi düşünün. Banka size yatırımlarınız için kar verirken başkasının parasını mı veriyor? Öyle yapar hatırlarsanız kimdi? Çiftlik bank olayı, Fatih Terimli, Seçil Erzan olayı gibi olaylar. Doğal olarak da sisteme para girmeyince o sistem patlar. Devlet de çalışanın primlerini yatırım için değerlendirip emekliye ödeyip günü kurtarmaya çalışırsa bir gün ekonomik kriz, işsizlik sayısının artması vesaire gibi hesapta olmayan bir durumla karşılaştığında emekliye maaş ödemekte zorlanır. Çünkü gelen para az ama ödenecek kişi sayısı sabit. Yani 40 milyon çalışan varken 16 milyon emekliye vereceğiniz parayla 20 milyon çalışan varken 16 milyon emekliye vereceğiniz para aynı olmaz. Onun için sistem patlar. Yapılması gereken neydi? Sizin primlerinizin size özel değerlendirilip yatırım yapar ve dokunmazsanız karşılama oranı bir de olsa sorun çıkmaz. Çok yatırım yapma aracı var. Ya en basitini altına yatırılsaydı emekli primleri şu an bile çok daha yüksek emekli maaşı alınırdı. Tabi dokunulmadan altına yatırılsaydı. Ki daha fazla kar getiren yatırım fonları, hisse senetleri, farklı yatırım araçları da var.